Evet, videomuzun ikinci bölümünde şu anda yıkama aparatını yerleştireceğiz. Öncelikle ben şu flapları da çıkartıyorum. Biraz sorunlu. Çıkartmayabilirsiniz ama ben çıkartacağım daha güzel temizlemek için. Dediğim gibi modellere göre farklılık olabilir. Bizimki de biraz tecrübeye dayalı tabi. Biraz incelerseniz nasıl çıktıklarını tahminen bulabilirsiniz. Burada çıkarttık. Şimdi bizim aparatımız 1 metre boyunda. Biz bunu 18'lik 12'lik cihazları da temizlik yapabilmek adına ayarladık. Siz şöyle bir atkı yaptık. Buradan geçiriyoruz. Ve gerdiriyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Bir olası da bize de yapar mısın? Valla fırsat bulursak yaparız. Bunun daha böyle katmanlı şekilde geliştirmeyi düşünüyoruz. İleriki günlerde inşallah yapacağız. Tezgah kurduk sayılır. Biraz da yandırmayacak. Evet arkadaşlar. Ben şimdi ilacımızı hazırlıyorum. Evet, şöyle bir de yakından gösterelim. Şu an tezgah hazırladık. Şöyle bir tane sifon hortum yaptık biz, geniş geniş pislik kalmasın diye. Bu hortumu uzatarak kovamızı aşağı koyarız. Yıkama yaptığımızda bütün sular havuzumuzdan kovaya iniyor. Şimdi yıkamaya başlayabiliriz. Ben ilaç kovasını hazırlıyorum. Bu ilaç uyguladığımız pompa bildiğiniz bahçe ürünleri satan yerlerdeki pompalardan. Tek başına olunca zor oluyor. Dediğim gibi siz elektrik grubunu
güvenlik altına almaya çalışın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evet, eskiden buraları korkuyorduk yıkamaya. Şimdi bastım gitti. Bakalım şimdi içine basıyoruz. İlaç biraz keskin. Beni rahatsız ediyor. Normal şartlarda ben zaten çok fazla da bakım yapmıyorum. Bu bakım sizlere özel. Maşallah var. Şimdi tek olduğum için burada ben size şey yapamıyorum ama kamerayı biraz sonra alıp neler olduğunu göstereceğim. Maşallah maşallah. Ostaca bu nedir be? Vallahi ben de vatandaşa temizliyoruz, kendimize gelince böyle. Böyle usta diyeceksiniz ki böyle kırım olup kullanmasın. Evet, kullanmışım. Burada benim yok. Evet arkadaşlar, böyle bir bırakayım. Ben şimdi kamerayı alayım. Size içeride neler olmuş, bir bakalım. Evet arkadaşlar, klima bu halde. Bakar mısınız? Şöyle bir gösterelim nasıl yapıyoruz. Bakalım size arkadaşlar. Ha, biz eskiden temizlemiyorduk, temizliyorduk. Ama böyle olmuyordu şimdi. Bana sökülebilen makinelerin hepsini söküyoruz tabii ki. Ama ben yine de söylüyorum. Sökülüp temizliğe giden klima başka olur yani. Kabardı. Biz biraz onu şimdi fırçayla daha da kabartalım. İlaç da kabardı çünkü. Arkadaşlar bildiğiniz lavabo fırçalarıyla yapıyoruz bunları. İnce boya fırçaları da kullanabilirsiniz. Ben fırçaları IKEA'dan alıyorum. Çok güzel bu fırçalar. Bugüne kadar kullandığımız en güzel fırça diyebilirim. Markada verdik, reklam yapmış olduk bu arada. Bu arada biz yapmadık ama söylüyorduk. Ben elemanlara kullandırttırıyorum. Özellikle bu ilaçlamayı yaparken ameliyat maskeleri ve ameliyat eldivenlerinden kullansak iyi olur. Kimyasal sonuçta. Biraz daha
Tetekleri tarayalım. Yani şöyle temizle iyi bakalım. Çok iş yapıyor. Oksijen havasını eve getiriyor. Arkadaşlar bu klimalardaki en büyük sıkıntı şu. Şu anda yaptığımız bakımı bakın. Bu ön serpantinleri temizleyebiliyoruz. Ama arka serpantinler çok sıkıntı. Ben onun için sevmiyorum zaten. Yıkamaya çalışacağız ama hiçbir zaman için şu önleri yıkadığımız gibi olmuyor. Şimdi biraz arka serpantine sıkalım. Bunun için özel aparat yapacağım ama hiç vakit bulamıyorum işte. Hep akılda var, şeyde yok. Evet, daha önce bu kadar oluyor bu iş. Yapabildiğimiz bu arkadaşlar. Yapıyorum diyen yalan söyler. Dahası bunun yok. Anca bu kadar oluyor bu iş. Mesela kemer de biraz sıkıntı olmuş. Az sonra olmasa iyi olacak. Oh, çok iyi sıkmış. İnce bir fırçayla da oralara da gireceğiz. Evet, şuralara da biraz daha girelim. Evet, buraları parlattık. Şunu tamamen söküp atsamaydım ne yapsam. Bol bol ilaçladık. Hadi şu fırat atlatalım. Şimdi bunlar da oradan nasıl eklensinler ilaçlar. Fırçaladık. Bir daha ilaçlayalım. Daha sonra temizlik bölümüne geçelim.